oradan. Bilmiyorum. Arkamda gördüğünüz yerler Tuna Nehri ile Sava Nehri'nin gibi. Nuri Paşa hemen bu gördüğünüz yerde yatmaktadır. Devletin teşkilatının kararlarına da uyuyor. Nisan ve Mayıs ayları Azerbaycan... Hocalı gerçek bir soykırımdır. Bunu dünya devletlerinin bazıları kolay olmadı. Bunlardan arkamda gördüğünüz yerler Tuna Nehri. Iğdır Yayçıköy'ünden Özkan Yıldırım. 10 parmağında 10 marifet maşallah. Yani Iğdır'daki bilardo sporundan tutun. Artı Aybalam diye bir Facebook sayfasıyla yine Iğdır, Azerbaycan ve Azerbaycan müziğini sevenlerin karşısına çıkmış. Farklı yetenekleri olan müzisyen bir genç kardeşimiz. Özkan hoş geldin. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim Özkan, sağ olun. Özkan, biraz kendinden bahseder misin? Şimdi bugün seni hem köyümüzdeki hem diğer bizi izleyen gençlerimize örnek olarak göstereceğiz. Kendini kısaca tanıtır mısın? Hocam, 1983 Yaycı Köyü doğumluyum. İlk ve ortaokul öğretimimi köyde tamamladım. Daha sonra ticaret lisesini bitirdim. Kafkas Üniversitesi'ne başladım akıbetinde. Sonra da yarıda bırakıp vatani görevimi tamamlamak için askere gittim. Döndüğümde internet kafe işletmeciliği yaptım Iğdır'da 5 yıl aşkın. Daha sonra da Belçika'ya yerleştim 2011 yılında. Şu anda hayatımı burada devam ettirmekteyim. Aybalam Facebook sayfası Iğdır'daki o şey döneminde mi oluştu kendiliğinden? Nasıl oluştu o? Hocam şimdi... Ben Aybalam'ı 2016 yılında kurdum. Fakat sosyal medyada takip ettiğim benzer sayfalar vardı. Fakat paylaştıkları müzikler fazla da hoşuma gitmemişti işin doğrusu. Hani bir de müziğe çocukluktan beri yatkınlığım var. Azerbaycan kültürünü ve Azerbaycan müziklerini çok yakından tanıyan birisiyim. Bu sayfayı kurma kararı aldım 2016 yılında. 5 yıl aşkın bir süredir hocam yaklaşık 365 bin takipçiye ulaştım. Azerbaycan medyasında da yer aldı bu. Daha sonradan hep müzik, Azerbaycan kültürü, Türk kültürü üzerine paylaşımlar yaptım. Bir kaynaşma yarattım sosyal medyada. Akibetinde de Karabağ Savaşı başlayınca da sayfayı mecburen haber sayfasına çevirmek zorunda kaldım. Çünkü en son ve en doğru haberleri yayınlama zorunluluğu hissettim kendimde. Daha sonradan haber yayınları yaparak da şimdiye kadar yani toplasan o zaman 2 aydan fazla bir süre gazetecilik hayatım oldu, öyle diyeyim size. Şimdi de normal müzisyen grup olarak devam etmekteyim Facebook'ta. Çok iyi. Ama Aybalam'ın konsepti Azerbaycan kültürü, Azerbaycan müziği ile ilgili hep tanıdık. Yani o konsepti değiştirme. Elbette yine Azerbaycan'la ilgili haberler vermende hiçbir sakınca yok. Zaman zaman yapıyorum hocam. Mutlaka Azerbaycan müziğini de duyalım. Çünkü sen çok güzel parçalar seçiyorsun. Nereden buluyorsun, nasıl buluyorsun bunları bilmem. Ama bir şekilde oradan biz de alıp paylaşıyoruz. Kendi sayfalarımızda, arkadaşlarımızla ya da bizi tanıyan insanlar bizim müziğimizi, Azerbaycan müziğini o sayfadan çok daha rahat bularak dinleme şeyini buluyorlar, imkanını buluyorlar. Onun için mutlaka müzik de devam etsin şeklinde derim. Peki şeyi soracağım. Özkan, bir Iğdır'da bilardo geçmişim var. Bunu da ben yeni öğrendim. Bir de oradan söz edebilir misin? Hocam 1995 yılında köyümüze o zamanın gençleri diyeyim bilardo salonu açtılar. Amerikan bilardosuyla 1995 yılında başladım bilardoya. Fakat Türkiye genelinde Amerikan bilardosunun fazla popüler olmadığını görünce 3 band bilardosuna geçiş yaptım 2000 yılında. Daha sonra çeşitli turnuvalar düzenleniyordu o dönemde, halen de düzenlenmekte. Resmi, gayri resmi turnuvalar. Tabii beni bir hırs sardı. Sonradan üzerinde bayağı durdum bilardo olayının. İşte özel ıstakalar falan aldım. Her gün bir antrenman programı belirledim kendime.
Sürekli olarak maçlar yaptım, antrenmanlar yaptım, kendimi hazırladım. 2008 yılında Iğdır adına girdiğim bir turnuvada bölge finali oynadım. Bütün Doğu Anadolu illerinin katıldığı büyük bir turnuvaydı. Büyük bir organizasyondu. O güne kadar Iğdır'da herhangi bir bilardo konusunda derece yapan kimse çıkmamıştı. Fakat ben yoğun çalışmalarım neticesinde sonuç aldım. İkincilikle ödüllendirildim. İkinci oldum bu şampiyonada. Çok iyi. Sonrasında Türkiye şampiyonalarına girdim. İşte Antalya'da, 5-6 defa Antalya'da, 5 yıldız otellerde Türkiye Bilardo Federasyonu'nun gerçekleştirdiği organizasyonlara katıldım. Derece yapamadım. Hem işim gereği fazla zaman ayıramadım bilardoya. Sonrasında 2010 yılında tekrardan bölge şampiyonası düzenlendi. Orada yine o zaman ne yazık ki yine ikinci oldum. Yine finale kadar yükseldim. Finalde yine elendim. Yani ciddi bir başarı. Tabii finale kadar gitmek de ciddi bir başarı. Elbette gönül istiyor ki birincilik alman ama bu her zaman mümkün değil. Çünkü bir yandan farklı işler de yapıyorsun. Kendi şeylerin de var. İşlerin. Bunlarla da ilgilenmek zorundasın. İkincilik de ciddi bir olaydır. Oralara kadar gitmek çok önemli. Evet. Benim için büyük bir başarı oldu. Daha sonrasında 2011 yılında ben Belçika'ya yerleştim hocam. O süre zarfı içerisinde de işte burada hayatımı devam ettirmek için belirli işlerde çalıştım. Daha sonra da 2013 yılında buradaki bir Belçika bir kulübünden teklif aldım. İşte o kulüpte oynayan bir Türk arkadaş vardı. Beni önerdi. Denediler beni. Bir yıl Belçika Ligi'nden maç yaptım. 22 maç yaptım. Bir maç kaybettim. Futbol gibi olacağım. Bir hafta deplasman, bir hafta evinde oynuyorsun bunu. 22 maçta bir kez mağlubiyetim oldu. İyi izlenimler bıraktım. Şu anki düşüncem de tekrardan bilardoya dönmek. Çünkü Belçika bilardo kapsamında yaklaşık olarak 120 yıllık bir bilardo federasyonuna sahip. Bizim ülkemizde maalesef bilardonun federasyonlaşma hali usta bilardocu Semih Saygınlar'ın sayesinde zannedersem 90'lı yıllarda işte spor bile sayılmıyordu. Yani öyle diyeyim. Spor bile sayılmıyordu. Sonradan spor sayıldı ve federasyonu kuruldu. Yani evet, o bile bir önemli. Semih Saygınlar'ın sayesinde Avrupa'da Belçika'da düzenlenen bir turnuvada Semih Saygınlar dünyanın en iyi oynayan oyuncular arasında gösterilen Raymond Kölemans'ı yenmesiyle bilardonun ivmesi Türkiye'de değişti. Büyük katkısı oldu bu konuda. Dolayısıyla bilardo Belçika'da federasyonu 120 yıla aşkın süredir var. Burada çok köklü bir spor, futbol gibi aynı. Şimdi ben de çeşitli kulüplerle görüşmelerim var. Anlaşma yapabilirsem tekrardan buradaki lige dönüp Belçika liginde bu sporumu, bu hobimi devam ettirmek istiyorum. İşin maddi kısmına gelince de başarı sağladığınız zaman ödüllendiriliyorsunuz. Yani aylık maaşınız oluyor. Bu tip durumlar da burada söz konusu. Fakat Türkiye bu konuda biraz daha zayıf, biraz daha geride. Evet. Bunun içinde hocam ciddi değerlendirmeler burada yapmayı düşünüyorum. Yani. İnşallah. Yani bilardo, evet. Yani ben şeylerini izledim falan. Onlar da gayet güzel, çok başarılı görünüyorsun. Vuruşların falan çok sakin, kendine çok hakimsin. Yani sabır da istiyor orada. Benim hiç beceremediğim bir spor dalıdır bilardo. Ama seni izledim, gayet iyisin. Peki başka şimdi bizim, evet seni dinleyelim, buyur. Bizim gençlerimize mesela bilardoyu öneririm. Neden derseniz benim yaklaşık oraya gelmeden onun gençlere tavsiyeler bölümüne geldiğimizde soracağım. O zaman ama ben şimdi senin başka bir yönünden bahsetmek istiyorum. Bahsetmeden önce de seni bir dinlemek istiyoruz. Bir müzik yanım var. Çok da güzel bir parçan geçti elime. Ben şimdi onu herkesle bir paylaşmak istiyorum. İzninizle bir dakika videodan bunu canlı izleyelim. Thank you.
Çok güzel, gerçekten çok güzel. Sağ olun. Özkan, valla hayran oldum. Yani garmona çok hakimsin. Ya parmakların o tutuşun, biliyorsun belki ben de biraz müzikle alakalıyım. Dolayısıyla o hakimiyeti çok hissederim. Yani böyle orada bir acemilik yok. Yani tam ustasın, çok güzel çalıyorsun. Bunu nasıl öğrendin? Buradan başla. Hocam, Nahçıvan Kapısı açıldığı zaman babam o zaman Nahçıvan'a gitmişti. Döndüğünde bir tane işte siyah tuşları olmayan normal bir garmon getirmişti. Onunla eve getirdi, çocuktum o zaman, 7-8 yaşındaydım. Bir hevesle işte, o zamanki işte çalabildiğim bir şeyler yani, parçalar üzerinde durdum. Zaman zaman çaldım, sonra geriye bıraktım, devam ettim, bıraktım. Daha sonradan babam başka bir garmon aldı bende ışığı görünce, böyle siyah tuşları olan. Onu getirdiği zaman biraz daha ilerletmeye başladım. Çalmaya devam ettim. İşte belirli bir yaşa geldikten sonra zannedersem 20 yaşında falan ben kendime profesyonel bir garmon aldım. Onunla devam ettim. Sonra baktım bu kendi çabalarımla bayağı bir zor olacak. Çünkü garmon sanatı çok büyük emekler isteyen, farksız yani tarifi şu anda tarifleyemiyorum yani, onu öğrenmenin ne kadar zor olduğunu. Daha sonradan çeşitli usta hocalardan biraz ders aldım. Yaklaşık 2 ay, 2,5 ay civarında. Sonra kendi emeklerimle de üzerine biraz bir şeyler bırakarak şu seviyeye geldim. Şu anda da günlük yaklaşık zamanım olursa yarım saatten fazla evde çalışmalar yapıyorum. Çok iyi. Peki herhangi bir grubunuz falan var mı? Şeyde o zaman Belçika'da yaşadığım için burada Azeri düğünlerine gittim. Bayağı isim yaptık burada. Türkiye'den İzmir'de yaşayan Erdal Baydar arkadaşımızla yaklaşık olarak 20'nin üzerinde düğün çaldık. Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'nın çeşitli şehirlerinde. Teklifler geldiği zaman, düğün olduğu zaman eğer zamanımız varsa yine değerlendiriyoruz yani. Düğünlere de ihmal etmiyorum, gitmeye çalışıyorum hocam, öyle diyeyim. Yani onu da yapmanızda fayda var çünkü bu müzik herkes duyma hakkı var. Gittikçe kayboluyor. Yani müzisyenler de çok fazla kalmadı. Artık dikkat ederseniz yani garmon ustası müzisyeni bulmakta da zorlanıyoruz. Dolayısıyla mesela çocuklara falan öğretmenizde fayda var. Çevrende varsa insanlar ilgi duyan onlara da öncülük ederek onların da öğrenmesini sağlamanda fayda var. Böyle de bir misyon üstlenmeniz gerekiyor. Öyle diyorlar hocam garmon konusunda. Diyorlar ki ya işte ya ben de çok çalmak istedim garmon ama çalamadım. Peki abi diyorum, hiç garmon aldın mı kendine? Yok diyor. Alamazsan çalamazsın yani. Yani yaklaşım da biraz bizim toplumda biraz farklı. Ben de çok çalmak isterdim. İstedim ama garmon aldın mı kendine? Yok. Yani bu da bir şey. Zaman ayıracak tabii ki. Yani müzik ve yabancı dil nankördür. Bıraktığın zaman unutursun. Yani öyle. Mesela şu enstrümanı hocam geçen yıl siparişini verdim. Bu tamamen elde yapılma bir enstrüman. Önce bir kapora gönderdim. Bir yıl içerisinde 7 ayrı el işçiliğiyle tamamlandı. Oküde yapıldı. Kendim gidip elimde getirdim yani bunun. Şunun maliyeti bana çok yüksek bir meblağa mal oldu. Ama sevdiğim hobim yani, bırakamam bunu. Bu da hayatımın bir parçası haline geldi. Bilardo gibi, öyle değil. Çok iyi. Şimdi şeyi konuştuk, Bilardo'yu konuştuk, Facebook sayfasını konuştuk, müziği de konuştuk. Müzik devam edecek, onu da görüyorum. Şimdi gelelim bizim gençlerimize ne önerirsin? Yani bizi izleyen insanlar ne yapsınlar? Özkan gibi hem Bilardo hem müzik hem sosyal medya içerisinde işte bir etkinlik yapsınlar. Ha bu arada sosyal medya derken çok önemli. Sosyal medya işin çığırından çıktı. Millet birbiriyle ne yapıyor orada? Birbirine laf sokma aracı olarak kullanıyor. Kişiliksiz insanlar orada oturup klavye başında ona buna küfür etmek, ona buna işte göndermeler yapmak gibi işlerde kullanıyorlar. Oysa
Seni tebrik ediyorum. Şimdi sosyal medyayı ne kadar güzel kullanmışsın. Sosyal medyada benim kültürümü, benim duymak istediğim müziği ya da Almanya'da dünyanın herhangi bir köşesinde olan insana o müziği aktarmışsın. İşte bu yani. Demek ki teknolojiyi her türlü kullanabiliriz. İyi de kullanabiliriz, kötü de kullanabiliriz. Bu noktada sen çok güzel bir örneksin. Yani o platformda herhangi bir gerginliğe meydan vermeden orada işte müzik yayınları yapıyorsun. Bak son şeyde de diyorsun ki orada haberler de yayınladık. Ne güzel. Ama müzikten de vazgeçmiyoruz. Şimdi gençlerimize burada önereceğin nokta nedir? Şimdi hocam benim kendi hobilerim arasında iki şey var yani. Birisi bilardo, birisi de müzik. Şimdi bilardonun bana hayatım boyunca kattığı birçok şey oldu. Güzellikler oldu yani. Maddiyatının dışında manevi değerlerine daha çok değer verdim. Çünkü şu anda yani bir Özkan Yıldırım olarak Türkiye'de mesela Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinde ağırlıklı Doğu Anadolu'da Diyarbakır, Muş, Elazığ, Ağrı, Doğu Bayazıt, Kars, Erzurum gibi şehirlerinde tanıdığım arkadaşlarım sayısız derecede çok. Bilardo'nun bana bu faydaları oldu. Şu anda herhangi bir işim olursa o şehirlere gittiğim zaman sanki Iğdır'daymışım gibi hiç yabancılık çekmem yani. Bu batıda da aynı şekilde böyle. Bilardo'yu gençlerin bilardo sporuyla ilgilenmesini tavsiye ederim. Neden? Çünkü bilardo hem beyin jimnastiği hem sosyal bir güzel bir aktivite hem başarılı olursa maddiyatının ileride söz konusu olacağı bir durum. Güzel arkadaşlıklar, dostluklar getiren bir spor. Evet. Bu yüzden bilardoyu tavsiye ederim. Müzik konusunda ise yani bizim halkımız genelde müziğe duyarlılığı vardır. Yani isterler ya şarkı söylemeyi isterler ya bir enstrüman çalmayı isterler. Fakat isteklerin başında mesela enstrüman çalabilmek için enstrüman almak lazım. Bu konuda biraz geride görüyorum maalesef. O yüzden de hani ben Azerbaycan kökenli olduğum için kendi ana enstrümanım olan garmonu seçtim. Bir saz da seçebilirdim, bir davul da seçebilirdim ya da üflemeli bir enstrüman da seçebilirdim. Fakat bize uygun, bizim şarkılarımıza, Azerbaycan'ın ana müzik enstrümanları arasında olan garmonu öğrendiğim için de kendi adıma mutluyum yani. Günden güne de öğreniyorum. Böyle yani. İsterlerse, azmederlerse öğrenirler diyorsun değil mi? Öğrenirler. Elbette. Zor bir enstrüman. Kolay değil fakat istemek çok önemli yani. Yani isteğinin yanında ne istediğini bilmek. İstediğin zaman o enstrümanı alabilmek lazım. Şimdi ben imkansızlıklar içerisinde yani zor durumdayken bile o dönem hiç unutmuyorum. $1,400 gibi bir parayı tamamlayıp bir araya getirip Iğdır'dayken kendime bir garman aldım. Yani o para 2007-2008 yılındaydı zannedersen. Büyük bir paraydı. Ama değer miydi? Benim için değerdi yani. Evet. Yani değer verdiğim için kendi değerime bu yüzden aldım ben enstrümanı öyle diyeyim size o zaman. Daha sonradan değiştirdim. Değerine de değer kattım bence. Yani Özkan Yıldırım şimdi bakın bir garmon çalan ben gurur duydum yani seni izlerken. O kadar güzel çalıyorsun ki yani ruhumuzu okşadı ve hakimsin. Hiç o arada detone olan bir şey yok, ses yok. Gayet güzel. Zaman zaman olabilir. Yani müzik sırasında müzik, olabilir. Elbette müziktir. Yani mesele hakim olmakta. Yoksa en usta müziklerimiz bile, müzisyenlerimiz bile bakarsın arada bir kaçır da olur. Önemli olan senin olaya hakim olarak götürmen. Gençlere müziği tavsiye ediyorsun. Bilardo'yu tavsiye ediyorsun. Kesinlikle. Bilardo'yu çizerekten tavsiye ediyorum hocam. Kesinlikle diyorsun. Kesinlikle. Peki. Başka gençlere önereceğim bir şey var mı? Bu noktalara da konuşalım, sohbetimizi yavaşça sonlandıralım. Hocam şimdi köyümüz üzerinden bir takım şeyleri konuşmak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii, buyurun.
Sergacı da gerçekten ek olsun diye söyleyeyim. Bak şu anda Kaan'ı da gördük, gurur duyduk. Ben hangisinin olduğunu bilmiyorum, Aykanlardandır. Ama şimdi dünya çapında bir futbolcu, futbolcu oldu bu çocuk. Mesela yazarımız var, evet akademisyenimiz var. Bolca doktorumuz, mühendisimiz, öğretmenimiz hepsi var aşağı yukarı. Her evde böyle insanlar var. Mesela opera sanatçımız var. Evet. Opera sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım, o da bizim dayı torunu. Ankara'da devlet sanatçısı hem de. Çok da güzel sesi var. Ha, opera belki herkese hitap etmeyebilir ama ben severek dinliyorum operayı. Çünkü ayrı bir konu da. Dolayısıyla Yacı Köyü aydın bir köydür. Geçmişi, tarihi olan bir köydür. Özkan, bizim köyümüz yani ben kendi gözümle gördüğüm 530 yıllık bir mezar taşını ben görmüşüm. Yani o mezar taşı orada. Rahmetli Molla Akil'le beraber onu bulmuştuk. Yani bizim köyümüzün tarihi bin yıla geçen, daha eskilere dayanan bir yerleşim yeri olduğu tahminimiz var. Tabii dokümanlara ulaşmak çok zor. Çünkü o dönemlerde o bölgede Ruslar hakimdi. Bizim bütün evrak kayıtlarımız falan hepsi Revan Hanlığı'ndaydı. Revan Hanlığı da ondan sonra Rusya'ya bağlı olduğu için bize o kayıtlar gelmedi. Ama şunu biliyoruz ki bizim köyümüz tarihi çok eski. Çok eskiden beri orada yerleşim var. Orada insanlar yaşıyorlar. Dolayısıyla bu yerleşim yeri içerisinde aydın insanlar var, sanatçılar var, sporcular var. Bilim insanımız da inşallah farklı farklı alanlarda çıkacaktır. Şimdi araya girdim, sen konuşurken sesin kesildiği için. Kaldığın yerden devam et lütfen. O zaman şimdi köyümüzde Yayder Derneği kuruldu. Sayın Şener Yıldırım öncülüğünde. Fakat fazla aktif olduklarını düşünmüyorum ben. Yani buradan kendi öz eleştirimi yapmak istiyorum. Neden derseniz. Şimdi Yayder çok geniş kitlelere ulaşabilir. Sadece köyün içerisinde de biliyorsunuz. Bizim köyün nüfusu kadar da dışarıda köylerimiz çok, çok var. İzmir'de, İstanbul'da, çok. Evet, Avrupa'nın evet, her yerinde diyebilirim. Bu konuda bir takım çalışmalar Şener Bey başlatırsa bizleri mutlu eder. Ne tip çalışmalar o zaman? Kısaca not aldım. Mesela Yayder yardım merkezi kurulabilir. Yayder yardım merkezi şu anda, ben Avrupa'da yaşayan bir köylünüz olarak bunu demek isterim. Bugün ben her ay Yayder yardım merkezine 10 euroluk bir bağış yaparsam beni etkilemez. Bugün senin gibi İstanbul, çok sayıda insanımız var dışarıda. Avrupa'da yaşayan hiç kimseyi etkilemez yani. 10 euroluk aylık bir meblağ hiçbir köylümüzü etkilemez. Evet. Şimdi Yayder Yardım Merkezi'ni neden kurulsun istiyorum? O zaman köyümüzde üniversite öğrencileri var. Ailelerin para yetiştiremediği, zor şartlarda okuyan. Daha sonrasında köyümüzde maalesef ki fakir ailelerimiz var, evine kömür alamayan, yiyecek alamayan, durumu kötü insanlar var, yardıma muhtaç olan hasta köylülerimiz var. Yayder'in bu konuda aktif bir girişim yapmasını tavsiye ederim. Yani. Ben de yani Avrupa'da yaşayan bir köylünüz olarak hocam, elimden gelen her şeyi yaparım. Bütün reklamları yaparım. Gerekirse herkese ararım. Bir hesap numarası açılır. Şener Bey öncülüğünde bu yardım fonu iyi yerlere kullanılabilir düşüncesindeyim. Bu konuda Şener Bey'in adım atmasını bekliyorum. Buradan topu Şener Bey'e atıyorum ben. Buna da kendi şahsıma birinci kişilerden birisi de ben olacağım, destek veren. Bu konuda her türlü desteğe elimden gelen bir şey hazırım diyorsun, evet. Hemen hazırım hocam. Çünkü bu konular çok ciddi şeyler. Şu anda Avrupa'dan üniversitede öğrenci okutan köylülerimizi tanıyorum. Üniversiteden üniversite okutmuş o çocukların doktor, öğretmen olduklarını biliyorum.
Bunu yapan şahıs. Geçen konuşma Fakat bana söylemiştin. Evet, teşekkür ediyoruz buradan. O da kendisini biliyor. Biliyorum. Güzel bir şey yapmış. Yani en güzel yardımı yapmış, en güzel hayır işini yapmıştır. Bir öğrenciyi okutup onu sona yetiştirmek ne kadar güzel bir duygudur. Hocam, kendisiyle şimdi gurur duyduk. Teşekkür ediyoruz. Devam edin. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi bu konu derneğin yapabileceği işler arasında yer alabilir. Derneğin işte kurul üyeleri, dernek başkanı vasıtasıyla bunlar yapılabilir şeyler yani. Bunlar bize çok uzak olan şeyler değil. Belki şu anda biz kilometrelerce uzaktayız fakat gönlümüz köylülerimizle hep her zaman, ya ben şahsıma söylüyorum yani, ben her zaman köylülerimin arkasındayım, yanındayım. Her türlü yardıma hazırım. Zamanında da söylemesi iyi değildir. Elimden gelen her şeyi yaptım. Evet. Şimdiye kadar imkanlarım dahilinde köyüme ne yardım gerekli olduysa hep arkalarımda oldum. Tamam. Bundan Hemen sonraki yaşamımda o zaman şöyle bir bilgi vereyim. Geçenlerde çünkü geçen haftaydı Şener Bey'le de bir program yaptık. Şener Bey de bu noktadan müzdarip tek kaldığını, yalnız kaldığını şey yapıyor. Yani bir orada Şener'e katkı sunabilecek birilerinin olması lazım. Bu bir ekip işidir. Yani bir kişinin çabasıyla olmuyor. Mesela yine aynı şekilde, bak demin konusu oldu sosyal medya ile ilgili. O Yayder'in bir Facebook sayfası var. Geçenlerde baktım Ercan Garibim sızlanıyor. Yani o çocuk da bir şeyler yapıyor. O kadar güzel videolar çekiyor, videolar koyuyor. Ve biz buralardan, yani siz de belki oradan, köyde kar yağmış. Ne kadar güzel o karlı manzarasını biz oradan izliyoruz. Ama buradan Ercan'a da teşekkür ediyorum. Ercan da sağ olsun. Ercan ben da köye, aynı şekilde şunu demek istiyorum. O sayfada, var yani. O sayfada birilerine mesaj göndermeye çalışıyor. Böyle kişiliksiz arkadaşlarımız da var maalesef. Yorumlar yapıyorlar. Ya arkadaş, köyün sayfası. Köyün sayfasından başka birine niye mesaj gönderirsin ki? Kendi sayfandan mesajını yaz. Paylaş, küfür edeceksen küfür et, yakışıyorsa sana eğer, ki bunu biz tavsiye etmiyoruz. Elbette güzel olan şeyler yapmakta. İnsanlar, bakın seçimdir. İnsan kendi seçimini kendi yapar. Ya iyi olursun ya kötü olursun. İyi olmayı seçmenizi herkese tavsiye ediyorum. Ben de bir öğretmen olarak tavsiye ediyorum. Bak sen de beklentin nedir? Köyümden iyi şeyler çıksın diyorsun, bunu istiyorsun. Ya kötülük yapacaksan da git kendi çevrende, uzağında yap. Köyün sayfasında niye bunları yapmak ihtiyacı duyuyorsun? Buna gerek yok. Yani şunu anlatmak istiyorum. Şener Bey ekipte sıkıntı çekiyor. İşte Ercan o köyün Facebook sayfasını götürmeye çalışırken o çocuk sıkıntı çekiyor. Yani birkaç tane daha gencimiz senin gibi düşünen, orada yaşayan, onların Ercan'a, Şener'e ve diğer şeylere katkısı olursa sanırım senin söylediğin şeyler gerçekleşebilir. Yani ben eminim ki Avrupa'da... Yani. Bize çok yakın şeyler bunlar. Biz maddi olarak bu konuları, manevi olarak bunları aşabilecek bir güce sahibiz. Ben bunu görüyorum. Aynen yani. Öyle. Evet, onu demek istiyorum. Yani senin gibi yurt dışında hazır. Evet. Şu aşamada özür dilerim. Şu aşamada dayanışmada eksiklik var. Kaynaşmada eksiklik var. Hani bunlar Şener Bey gibi bir köyümüzün değeri var. Şener Bey Iğdır'da saygın insanlardan birisidir. Evet. Yani Şener Bey'in öncülüğünde yapılacağı kanaatindeyim. Hani Şener Bey bu olayı aşabilir, bu olayı yapabilir, gerçekleştirebilir. Biz de dışarıdan ve içeriden her türlü desteği köylüleri olarak sağlarız yani. Şu anda evet. Ben isterim, ben şu anda Yayder Yardım Merkezi, Yayder Yardım Fonu adı altında bir hesap oluşturulsun. Ben isterim o hesaptan üniversite öğrencilerine her ay burs bağlansın. Köyümüzde kaç tane evet. Üniversite öğrencisi varsa her ay o... Evet, bu mesajı sanırım Şener Beyler alacaktır. Şener Beyler izliyorsa bir fon için biz hazırız diyorsun. Avrupa'da, yurt dışında olan herkes... Ben gösterelim şahsıma diyorsun. Alırım o zaman. Tamam. Peki başka ne önerirsin Özkan? O zaman şimdi Yayder'e biraz el almak istiyorum. Yayder konusunda mesela Yaycı Köyü geleneksel
İşte piknik programı her yıl sabitlenmiş bir şekilde yapılabilir. Evet. Bu hem dayanışmamızı hem de kaynaşmamızı ön plana çıkarır. Yani üzülerek ifade etmek istiyorum. Geçmişte başıma gelen bir olay. Burada Gelsenkirchen şehrinde bir düğüne gitmiştim. O düğündeyken işte bir amcamın oğlunu gördüm. Yanına oturdum. Merhaba dedim hemşerim. Merhaba dedi. Nerelisiniz dedim. Yayzırlıyım dedi ben. Dedim ben de Yayzırlıyım. Fakat ben onu tanıyorum, o beni tanımıyor. Kimin oğlusunuz dedim. Dedi ya işte ben Seyitlerden'in falancanın oğluyum. Dedim ben de Seyitlerden'in. Şimdi ne kadar acı bir manzara. Çocuk benim amcamın oğlu fakat beni görmemiş. Beni bilmiyor. Beni tanımıyor. Benim babamı tanımıyor. Burada doğmuş, büyümüş. Köyüne gelmemiş. Bu konuda da Avrupa'daki Almancı tabiriyle diyeyim, Almancı diye adlandırılan köylülerimizin çocuklarını her yıl köye getirmesini tavsiye ederim. Çünkü köye gelmeyen bir çocuk kendi kültüründen uzak kalan bir çocuk haline geliyor yıllar sonra maalesef. Evet. Hani bu sadece Avrupa'daki köylerimiz için değil, İstanbul'da, İzmir'de, hani diğer şehirlerde yaşayan köylerimizin çocukları da en az yani yılda bir defa köyüne gelmesini tavsiye ederim. Köyünü, köylerini tanımasını isterim, akrabalarını tanımasını isterim, köyün gençlerini bilmesini isterim. Hani bu konuda da bayağı eksiğimiz var. Buradaki çocuklar maalesef bu tip şeylerden uzak duygularla büyüyor. Şimdi zamanımız sınırlıyor. Başlıklar haline geçersen hepsini yetiştirelim. Sen galiba yani, notlarım var. Evet. Başlıklar halinde diyeyim, dayanışmanın yanında kaynaşmayı da hesaba katmamız lazım. İşte dışarı köyün dışında yaşayan köylülerimizin çocuklarını yılda bir defa en az köye getirmesini isterim. Kaynaşma açısından, tanıması açısından. İşte Yaycı Köyü geleneksel piknik programının Yayder tarafından gerçekleştirilmesini isterim. Yılın mesela 3 ay, 4 ay önceden sosyal medyada bu tebliğ edildiği zaman insanlar izinlerini o piknik programına göre ayarlar. Daha güzel şeyler olabilir. Son olarak da o zaman bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela burada ben Trabzonluların Kadırga gecelerine gittim. Trabzonlular yılda bir defa mesela diyelim bu yıl Belçika'da oldu. Bir dahaki yıl Almanya'da kendi aralarında belirliyorlar. Organize yapıyorlar. Kadırga gecesi adı altında. Bir gün konaklama içerisinde işte müzikler, festivaller, gösteriler, folklor gösteriler. Büyük bir organizasyon yapıyorlar. Biz burada Avrupa'da yaşayan yaycılar olarak diyeyim sadece düğünden düğüne maalesef birbirimizi görmek zorunda kalıyoruz. Hani bunun için de yaylar öncü olursa köyümüz adına Avrupa'daki insanların kaynaşması da artabilir yani. Bu tip organizeler de burada yapılabilir düşüncesindeyim hocam. Anladım. Özkan çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel mesajlar da verdin. Kendin de çok orijinal şeyler yapmışsın. Özkan programı bitirmek zorundayız ama vaktimiz şöyle bir iki dakika var. Bize canlı bir şey çalabilir misin? Müsait mi? Garmon'un üstü görüyorum arkada duruyor. Eğer müsaitse bir parça dinleyelim. Tamam hocam çalarım. Bir parça çalayım size. Evet, gerçekten de yani neredeyse ben oynatacaktım Özkan'a onu söyleyeyim. tebrik ediyorum. Evet, Özkan'ı izlediniz değerli arkadaşlarım.
Bakın genç bir kardeşimiz sosyal medyayla uğraşmış, bilardo sporuyla uğraşmış, belli bir başarı elde etmiş. Müzikle uğraşmış, gayet güzel garmonla hem hobi olarak kullanıyor, hem onunla herkese bir örnek şey veriyor. Belki ileride, ben şu anda garmon hocası olarak değerlendiriyorum kendisini. Öğrenciler de olacaklar. Tavsiyelerini dinlediniz. Örnek almanızı ben de tavsiye ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Özkan, sana da iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun hocam. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Başarılarınızla devam ediyorum. Sağ olun.